Efendim, Ekonomi Politiğe hoş geldiniz. Ozan Bingöl ile karşınızdayız. Ozan Bingöl bir vergi uzmanı, aynı zamanda vergi konusunda çok sayıda kitapları, çalışmaları olan bir kişi. Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim Cüneyt Bey. Önce sizi kısaca bir tanısak, sonra konuya geçsek. Tabii ben 1981 Sivas doğumluyum. Normalde ilk orta öğretimimi tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi'nde eğitimimize devam ettik. Daha sonra bir devlet memuriyeti geçmişimiz oldu. Memuriyetten sonra vergi konularında serbest olarak çalışmaya başladık. Uzun zamandır serbest olarak çalışıyorum. Büyük ölçekli şirketlere danışmanlık ve iade servislerine bu anlamda destek oluyoruz. Bununla ilgili mevzuata dair, vergiye dair yazmış olduğumuz 5'e yakın, 3'ü benim adıma olan, ikisi de editörlüğünü üstlendiğim kitap bulunmakta. Hı-hı. Yani yaklaşık 15-20 yıldır vergi camiası içerisindeyiz. Hı-hı. Dolayısıyla bu işi böyle sadece teorisiyle değil, pratiğinle de bilen bir insansınız. O yüzden Ben biraz Türkiye'deki vergi sisteminin ekonomiyle alakasını sizinle konuşmak istiyorum. Ve aslında siyasetle alakasını, çünkü siyasetle de çok alakası var. Şimdi bugün enflasyon açıklandı. Evet. Ve yeniden iki haneli noktaya geldi enflasyon. Şimdi hem TÜFE, onu arkadaşlar göstersinler, hem TÜFE, yani tüketici fiyat enflasyonu, işte gördüğünüz gibi %10.13'e geldi. Buralara 7.80'lerden, 7'lerden, %7'lerden kalktık geldik. Buradaki kırmızı, ekrandaki kırmızı rakam bu senenin, öbürleri geçen senenin rakamları. Fakat bunun beterin beteri var kabilinden. Bir de üretici fiyat endeksi var. Üretici fiyat endeksini de görelim. Üretici fiyat endeksi roket gibi. Yani evet, kırmızıya bakalım, %15'in üzerine çıkmış vaziyette. Burada %2'lerden geldik buraya. Zaten bu biraz tahtıravalli gibi. Yani önce üretici fiyat endeksleri artıyor, sonra orayı oradaki esnaf zam yapamaz hale geliyor bir baskı sonucu. Ama bir müddet sonra dayanamıyor, zamları basıyor. Evet. Bu sefer de tüketici fiyat endeksi artıyor. Tahtıravalli gibi bir o, sonra ikisi birden. Şimdi ne diyorsunuz bu meseleye? Yani çünkü bunun hem vergiyle hem de siyasetle alakasını da konuşacağız. Hı hı. Bu son rakamları nasıl değerlendirirsiniz? Tabii öncelikle şunu söylemekte yarar var Cüneyt Bey. Üretici fiyat endeksinin artmış olması, ki geçen yılın aynı ayına göre baktığımızda %15,36 arttı, çok ciddi bir rakam. Hı hı. Geçen yılın aynı ayıyla bu yıl arasında %15,36'lık bir artış var. Hı hı. Bu artış aslında vatandaşa neyi ifade ediyor? Üreticinin maliyetinin arttığını gösteriyor. Hı hı. Yani üfenin artmış olması, tabii, üreticinin maliyetini kabaca anlatalım, çok teknik olarak anlatmayalım dilerseniz. Üreticinin maliyeti artmış. Şimdi üreticinin maliyeti artarsa üretici bu maliyetini satış fiyatlarına yansıtmak zorunda kalacaktır belli bir noktadan sonra. Bunun yansıtmış olmasının yine biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi tüketici nezdinde olumsuz yönü ne olacaktır? Doğal olarak fiyatlar artınca tüketicinin de bu anlamda satın alma gücü düşecektir. Hepsi birbirine bağlı zincir halkası gibi düşünelim. Yani bugün üretici fiyat endeksinin açıklanan verileri de %15,36 bir önceki yılın aynı ayına göre artmış olmasının önümüzdeki aylarda tüketicinin tükettiği mallardaki satış fiyatına yansıyacağını, bunun da tüketicinin aslında reel gelirinde kaybı olmasa bile satın alma gücünde düşüş sağlayacağından kazancının yine azalacağı anlamına geliyor. Bir de esnafa bakalım. Yani işin şeyinde. Şimdi geçen sene diyelim ki bir esnaf elindeki maliyetlerle %30 kar koyarak mallarını sattı. Evet. Ve bundan da belli bir gelir elde etti. Küçük firma, KOBİ diyelim. Evet. Sonra bundan vergi ödeyecek. Ne kadardır mesela bir bir KOBİ'nin vergi yükü, misal şimdi ortalama tabii söylemeye kalksak? Şöyle ortalama söyleyelim. Kurumlar vergisi ise zaten oran sabit, %20. Hı. Gelir vergisinde bir şahıs işletmesi, şahıs şirketi ise %15'ten başlayıp tarifeye göre artarak %35'e kadar çıkmakta. Kurumlar vergisinde sabit oran %20. %20 peki. Evet.
Büyüdükçe hep kurumlar vergisi aynı mı kalıyor? Sabit oran ama aslında gizli bir artan oranlılık orada da var. Hı. Şöyle ki 100 bin lira kazanç elde eden kurum %20 ödediğinde 20 bin öder. 200 bin lira elde eden oran sabit olsa bile %20 ödediğinde 40 bin lira öder. Dolaylı yoldan aslında bir artan oranlı. Evet. Peki şimdi sonuçta bu adam bu esnaf veya KOBİ vergisini ödeyecek. Kar elde etti. Peki ertesi sene birdenbire veya enflasyon arttı gitti. Sermaye de gitti yani sonuçta. Yani aslında burada şu... O vergi o zaman geriye iade edilecek mi? İade edilmeyecek tabii. Biliyorsunuz devlet çok iadeyi sevmez o anlamda. Şimdi şunu bilmekte yarar var. Bu enflasyonun iki tane sonucu var aslında. Biraz önce söylediğiniz gibi %30 karla ben geçen yıl mal satıyorsam, bu yılki enflasyon işte %15'lere vardıysa, benim iki seçeneğim var ortada esnaf olarak ya da üretici olarak. Ya ben bunu malın satış fiyatına yükleyip tüketiciden tahsil etmeye çalışacağım bu enflasyonun bir kısmını. Böyle absorbe edebileceğim. Ya da var olan kar marjlarımı %30'a değil de %10'a çekerek. Yani burada iki nokta var. Ya var olan karını esnaf düşürerek bu enflasyonun oranını absorbe edecek. Ya da satış fiyatlarına yansıtarak. Şimdi... Her iki tarafın da handikaplı sonuçları var. Neden? Satış fiyatına yansıttığında bu sefer aynı derecede mal satamayabilecek belki. Doğal olarak tüketici fiyatların artması sebebiyle 5 kilo alacağına örnek veriyorum. 3 kilo alacak artık domatesi. Peki aslında şöyle de olmuyor mu? Sonuçta bir esnaf veya bir KOBİ hatta bir büyük işletme sermayesinin önemli bir bölümünü satacağı mala envantere yatırmak zorunda. Evet. Şimdi dolayısıyla... evvelce sermayesi atıyorum 5 ton pirinç almaya yetiyor. Tabii. Şimdi 4 ton pirinç almaya yetecek. Dolayısıyla sermayesi de enflasyonla erimiş olacak tabii. Erimiş sermayesi olur. Zaten enflasyonun temelde sadece tüketici açısından değil biraz önce işte üfe rakamlarıyla konuştuk. Üretici fiyat endeksi açısından da çok ciddi sonuçları var. Biraz önce söylediğiniz gibi yani sermayesi azalacak üreticinin, üretici üretemez hale gelecek, tüketici de pahalıya tüketecek artık. Artık her şeyi daha pahalı almaya başlayacak. Bu nedenle önemli bir veri, bugün açıklanan verinin. Burada ben bu verinin birkaç sebebi olduğunu da düşünüyorum. Tabii dolar-eurodaki son 3 aylık dönemde kur artışı etkenlerden bir tanesi. Bir diğeri ülkedeki son 3-4 aydır özellikle referandum ve referandumun getirdiği bir ister istemez bir belirsizlik havası. Bunlar da etkiliyor tabii ki. Bunların akabinde gördüğümüz üzere üretici fiyat endeksi geçen aya göre zaten 1.26 artmış yani. Şimdi aslına bakarsanız yani ülke yanlış yönetildiğinden aşırı borçlanıyor veya karşılıksız para basılıyor. Yani karşılıksız para basılmasının da sebebi işte bir müddet herkesi memnun etmek için işte ona yardım, buna yardım vesaire falan. Sonunda bu enflasyona yol açıyor. Yani bu, şimdi aslında yani, şöyle söylemek gerekir. Özür dileyerek biliyorum. Karşılıksız para basımı aslında son yıllarda görülmemekte. Yani son 10 yıldır özellikle karşılıksız para basılmıyor. Aslında bu olumlu bir gelişmeydi. Çünkü eski dönemlerde çok iyi hatırlıyoruz. Bazı siyasilerin söylemleri şöyleydi. O size ne kadar veriyorsa ben size bu kadar veriyorum. Bu kadar daha fazla veriyorum gibi bir söylem vardı. Son 10 yıldır tabii karşılıksız para basımını kaldırdık. Ama bunu kaldırdık ama diğer tarafları bu sefer tutturamadık. Nasıl diğer taraflar? Vatandaşın vergi yükü arttı temelde. Şimdi birazdan geleceğimiz konulardan bir tanesi. Vatandaşın vergi yükü arttı. Vergi yükü artarken alım gücü azaldı. Şimdi aslında karşılıksız para eski usulle kalkmış gibi gözüküyor ama çok doğru değil. Birincisi yurt dışından ucuz kredi alınarak onun karşılığında Türk lirası yaratılıyor ki karşılıksız paranın farklı versiyonu. Farklı versiyonudur yani. Net hata noksanı tabii, dediğimiz. Veya başka şeyler. Onu daha ayrıntılı anlatmak mümkün. Aslında karşılıksız alım gücü yaratılıyor böylece. Zaten o olmasa enflasyon olmaz. Bu gecikmeli oluyor. Bir müddet sonra döviz kuru üzerinden maliyet şeyi gibi yansıyor. Ama aslında olmayan bir şeyin satın alma gücünün
yaratılmasıdır. Yani boş da bir anlamda öyle. Bunun sonucu şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi bir ülkeye karşılıksız bir kaynak veya işte Türkiye'de üretilmiş şeyi olmayan bir kaynak. Yani karşılığında mal üretimi olmadan yapılmış bir kaynak. Yani yurt dışından borç alıyorsunuz. Buraya büyük bir şey sokmuş oluyorsunuz. Satın alma gücü sokmuş oluyorsunuz. Ama Türkiye'nin böyle bir kaynağı yok karşılığında mal olarak. Bir enflasyon olarak yansıyor bu. Şimdi yansıdığı zaman bir kar doğuyor. İlk önce kar. Şimdi ne oluyor? Herkesin karı bu şekilde yurt dışından girmiş parayla %50 artıyor. Devlet bu %50'nin %20'sini alıyor mu? Tabii bazı vergi kalemleriyle zaten geri alıyor onlar o karı. Peki o karı alıyor ama aslında o kar gerçek kar değil. O çünkü enflasyonist bir kar. Onun arkasından enflasyon geliyor. Yani evet. Enflasyon gelince bu sefer sermayenin de %20'sini almıyor mu? Aslında görünen yani, %50 kardan geriye kalan %10'luk bir kısım. Evet. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ülkede dışarıdan getirilen borçlarla falan yapılmış büyümenin 3 kere bir cycle'ının, çevriminin dönmesi bu ülkedeki esnafı batıran temel işlerden bir tanesi. Önce suni karla vergi olarak el konuluyor. Sonra onun getirdiği enflasyonla sermayesine el konuluyor. Dolayısıyla bu 70'li yıllarda büyük çapta olduğu için biz bunu çok tartışırdık. Şimdi evet. Daha az tartışılıyor ama daha az önemli olduğunu göstermiyor aslında mesele. Tabii ki daha az konuşulması biraz daha miktarların belki görünen miktarların daha az görünen olmasından mütevellit. Evet. Yani şimdi 10 senede birikiyor sanki azmış gibi geliyor. Halbuki o zaman bir seferde bu kadar oluyordu. Hiç değilse tedbir alınıyordu. Evet. İnsanlar da itiraz ediyordu. Şimdi 10 senede yavaş yavaş olunca insanlar başına geleni 10 sene sonra anlıyor büyük iflaslarla. Ama bu üretici kısmı. Bir de çok çarpıcı başka bir konu var. Mesela TÜFE, Tüketici Fiyat Endeksinin getirdiği vergi şeyleri. Şimdi Türkiye'de progresif veya müterakki vergi sistemi var değil mi? Gelir vergisinde. Gelir vergisi. Bu dünyada ücretliler rahat etsin diye yapılmış ve genellikle sosyal demokrat partilerin zorlamasıyla yapılmış bir şey. Yani az kazanan az ödesin oran olarak. Evet. Çok kazanansa çok ödesin. Şimdi ama tuhaf bir durum var. Bizde enflasyon sayesinde herkes milyarder. 6-0 attık. Herkes milyoner. Şimdilik bir milyonerliğe doğru gidiyoruz. Peki ama böyle matrah yükseliyor enflasyonla. Gerçekte bir şey yükseldiği yok. Vergi payı artıyor. Yanılıyor muyum bilmem yani. Yo, doğru. Tabii şimdi biraz önce bahsettiğiniz aslında temelde o suni kar dediğimiz kar olunca doğal olarak o kardan doğacak vergi dilimi eğer gelir vergisi ise örnek veriyorum artıyor. Hani bunu bir işçiye indirgeyecek, bir çalışana, ücretli çalışana indirgeyecek olursak Cüneyt Bey şöyle bir durum söz konusu. Siz patronunuza gidiyorsunuz diyorsunuz ki kardeşim işte enflasyon bu durumda ben de maaşıma zam istiyorum. Patron da kabul ediyor. Yani o da çok kabul edenini bulursak. Hayır %12 enflasyon varsa adam da işte %8 veriyor falan. %8 veriyor, %10 veriyor. Bakın bugün 3000 lira brüt maaşı olan vatandaş %10 zam alsa 3300 lira olsa %15'ten %20'ye geçerken ki vergi tarifesine, vergi dilimine 1,5 ay erken gireceğinden onun 180 lirasını zaten tekrar vergi olarak ödemek zorunda. Geçen sene miydi? Öğretmenlere falan bir zam yapıldıydı. Evet. Değil mi? Evet. Sizin o sırada enteresan bir paylaşımınız vardı. Onu da bir örnek verirseniz sevinirim yani. Şimdi, ne oldu o dönem için yine enflasyon oranında devlet memurlarına zam yapıldı. Öğretmen maaşlarına da zam yapıldı. Öğretmenler de tabii o anlamda sevindiler tabii maaşımıza zam geldi diye ama şunu gözden kaçırdılar. Maaşlarına gelen zamdan dolayı kümülatif vergi matrahı dikkate alındığı için 6. ayda girecekleri vergi dilimine 4. ayda girdiler. %15'ten %20'ye doğal olarak %5'lik aslında o zammın vergisini fazladan 2 ay ödemiş oldular. 2 ay erken girdikleri için. Böylece, yani 300 liranın o dönem için 133 lirasını vergi olarak zaten ödediler devlete. Aslında bir nevi zam baktığınızda 170 lira o zaman. 170 lira. Ki bunu da harcadığında Cüneyt Bey birazcık lüks tüketime harcasa %18 KDV kabul etsek %20'si de öyle gitti. Ne oldu? Zam yaptık. Şimdi bu tabii enteresan. Bizde bir de bu kümülatif vergilendirme vergi de. Yani, evet. Bilmiyorum başka ülkelerde bu iş nasıldır ama yani
her hani seneden seneye değişmiyor, bir de aylar içinde değişiyor. Ben bizim vergi sistemini şöyle tanımlıyorum. Biz Türk vergi sisteminde özellikle gelir vergisinde maaş alan ücretliler için şöyle söylüyorum ben. Hatta birkaç kez de yazdım bunu. Siz maaşınıza hiç zam almadan sene sonuna doğru zengin sayılan bir vergi sistemindesiniz. Yani sene başında %15 ile vergilendirilirken yıl içerisinde maaşınıza hiç zam almadan yıl sonunda %27'ye, %35'e kadar vergi ödeyebiliyorsunuz. %35 dünyanın çok şeyinde ödemesi milyarderler için konulmuş vergi oranı. Yani sene başında fakir, sene sonunda zengin kabul edilen bir tarifeye sahibiz biz bu anlamda. İşte onu da biraz enflasyon sayesinde yapıyorlar. Yani böyle şey yükseldikçe çarpık bir vergi sistemiyle berbat bir enflasyon uygulaması yan yana geliyor. Ben buna çapraz ateş diyorum yani. Biri bir taraftan, öbürü öbür taraftan, iki taraftan ya, kaçamıyorsunuz da. Şimdi işin bir tarafı bu. Hakikaten bu gerek enflasyon, gerekse de bu çapraz vergi şeyi, yani çarpık vergi sistemi aslında başka bir sürü şeyi de bozuyor. Mesela pek çok yabancı şirket artık hani Türkiye'de çok fazla vergi yükü var diye gidip başka yerlerde, hatta Türk şirketleri bile yurt dışına gidiyor. Yurt dışına gidiyor. İş gücü maliyetleri çok yüksek Cüneyt Bey. Yani bugünkü asgari ücretten bir rakam söyleyeyim dilerseniz. Bugün brütü 1770 lira 50 kuruş olan asgari ücretin işçinin, vatandaşın, asgari ücretli vatandaşın eline geçen tutarı 1404 lira. Yani ben asgari ücretli çalışırken 1404 lira alıyorum ama bunun işverenime maliyeti, patronuma maliyeti 2088 lira. Evet, böyle bir sizin yazınız da vardı. Yazıyı da aslında koysun arkadaşlar. Yani o maliyet o anlamda ciddi bir maliyet. Aradaki fark. Yani 2088 lirayla 1400 lira arasındaki fark. Evet, tekrar edecek olursak bir asgari ücretli ne kadar vergi ödüyoruz? Yani? Şimdi şöyle, ben o yazıyı yazarken şunu baz aldım. Tweet'i de kullanalım arkadaşlar. Evet, bir asgari ücretline şöyle baktığımızda aslında Cüneyt Bey, eline geçen 1770 lira 50 kuruştan eline geçen net tutar 1404 lira. Yani burada 373 lira 50 kuruş zaten kaynağında kesiliyor. Ne olarak kesiliyor kaynağında? %15'i Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim payı, %15'i gelir vergisi, binde 7,59'u da damga vergisi olarak kesilmekte. Şimdi ele geçen bu 1404 lirayı bu vatandaş doğal olarak harcayacak. Şöylece bir baktığımızda bu vatandaşın babadan kalma bir evi olduğunu düşünürsek, 100 bin liralık bir evi olsun. Şanslı olanlardan. Asgari ücretli babadan kalma bir evi var. Emlak vergi değeri 100 bin lira. Bu binde 2 emlak vergisi ödeyecektir. O da 200 liraya tekabül eder. Hesaplanan emlak vergisinin %10'u kadar da taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik katkı payı olarak ödeyecek. O nedir Allah aşkına? O da emlak vergisi içerisinde alınan kalemlerden bir tanesi. Yani taşınmaz hangi kültür varlığını biz koruyoruz. Koruyoruz. Yani müzeleri falan mı? Evet, müze, öğren yerleri gibi yerler. Şimdi bunun aylık maliyeti bu asgari ücretliye 20 lira. Yani babadan kalma ev için bir kere 20 lira emlak vergisi ödeyecek. Aylık hesaplıyorum. Kabaca yuvarlıyorum. Şimdi bunun babadan kalma bir arabası olsun Cüneyt Bey. Olur ya, 15 bin liralık bir araba kalsın. Batırdınız şimdiden. Batırdık. Şimdi bu adamın, bu vatandaşın, asgari ücreti bu vatandaşın babadan kalma arabası için ödeyeceği motorlu taşıtlar vergisi de yaklaşık yıllık 450 lira, aylık 27,5, 30 liraya yakın. En düşüklerinden biri. En düşüklerini saydık. Yani. Evet, onu kabul ettik. Bu arabaya ayda bir depo mazot alsın. Hatta bir depo almasın, bir depo alacak parası olmasın. 150 liralık akaryakıt koyduğunu düşünelim. Bu akaryakıt... Kalan günlerde arabayı kendi mi çekecek? Neyse, öyle olsun. Az kullandığını düşünelim. Tamam. Hep toplu ulaşıma gittiğini düşünelim. 150 liralık yakıtın 93 lirasını vergi olarak ödeyecek. Bu vatandaş cep telefonu kullanmış olsun. Bir ihtiyaç artık ülkede. Evet, zorunlu bir ihtiyaç neredeyse. Nedense onu lüks tüketimden sayıyorlar. Ödediği 100 liralık faturanın da 47 lirasını ÖTV, özel iletişim vergisi, özel tüketim vergisi, KDV olarak cep telefonu içerisinden ödeyecek. Evinde de bir internet kullanmış olsun bu vatandaş. 50 liralık bir internet kullanımında da %5 özel iletişim vergisi, %18 KDV ve hazine payı olarak 12 lira ödeyecek. O da maktu yani, 12 lirada. Evet. Nispi ama hesapladığımızda evet, 12 lira 12 liraya geliyor. Evet. Devam edelim. Elektrik, su, doğalgaz faturası ödesin 200 liralık. Bunun 97 lira 60 kuruşu vergi. Ne var bunun içerisinde? Bakın, ben hep söylüyorum. Bugün
Türkiye'de güne uyandığınızda 5 adet vergiyle başlıyorsunuz. Nasıl neler başlıyorsunuz? Onlar? Yani musluğu esneme açtığınızda... Esneme vergisi, yüz yıkama vergisi neyse ki onlar yok da. Var var. Yüz yıkamanın vergisi var. Şöyle. Öyle mi? uyandık. Gittik musluğu açtık Cüneyt Bey. Su akmaya başladı. Atık su bedeli. Çevre temizlik vergisi. Katı atık bertaraf bedeli. Katı atık toplama bedeli. Ve bunların toplamının KDV'si olmak üzere 5 adet vergiyle başladık. Şimdi burada bu asgari ücretli elektrik, su, doğalgaz ödediğinde 97 lira 60 kuruş vergi ödedi. 200 liralık fatura için. Mutfak yemek için yaptığı harcamalarda zorunlu temel gıda maddelerinde %8 kabul edelim. 30 lira bunun için ödedi. Ulaşım giyim için ödedi. Karşımıza ne çıktı? Brüt 1770 lira 50 kuruş. Net 1404 lira olan asgari ücretinin gelirinin neredeyse 769 lirası vergi olarak tekrar ödenmiş. Yani geriye kalıyor yarısı. Temelde aslında kendisi için harcadığı temel para yarısı olarak nitelendirebiliriz. Aslına bakarsanız, brüt ücretten bakarsanız üçte biri. Tabii üçte biri. Adamcağız. Brütten bakmak lazım. Çünkü brütün yani, de içinde kesilen vergiler var. Şimdi bizim devlet diyor ki OECD ile falan kıyaslarken yani evet. Diğer ülkelerle ya bizim %26 falan vergi yükü var diyor. Sizin bu söylediğinizde %70'e geliyor neredeyse. Yok %54'lere, %53'lere geliyor. Evet. %54, %53'lere geliyor. Ki bu asgari ücret. Bu evet. Ücret yükseldiği zaman takdir edersiniz ki kümülatif vergi matrağından kaynaklı %15 değil de %20 belki vergi kesilecek. Belki %27'lik dilime girecek o vatandaş. O söylediğiniz faturalarda daha fazla olacak. Daha fazla. Belki lüks tüketime yönelecek. ÖTV oranları yüksek ürünler kullanacak. Mesela biz burada bu asgari ücretliyle ilgili ben yazıyı yazarken genelde alkol ve sigara kullanmadığını düşündüm. İşte arabaya sadece bir depo benzin aldığını, 150 liralık akaryakıt aldığını düşündüm. Şimdi burada bu asgari ücretlinin ya da bir vatandaşın alkol kullandığını da alkolü düşünürseniz. Alkolü bir an boş verelim. Mesela sigara tedarikçisi. Sigara kullandığında bugün 10 liralık bir sigaranın 8 lira 16 kuruşu vergi. 8 lirası öyle. Tabii. Çok %80'i yani. Çok %82'si. Bir sigara paketinin %82'si vergi. Bunu şöyle daha net örnekleyelim. Bir pakette 20 dal sigara varsa 16 dalı vergi. Tiryakilere üzücü bir haber verelim. Yani aşağı yukarı şöyle söylemek gerekirse. Bir ülkede siz ücretliyseniz %60'ını aşağı yukarı. Doğrudan 55'li ve dolaylı olarak. Arasına vergi olarak ödüyorsunuz. Evet. Size kendi emeğinizle kazandığınızın ancak %40'ı kalıyor. İnanılmaz bir şey. Yani. Evet, yüksek vergi oranları hep söylüyoruz. Evet. Umuyoruz ki bir an önce düzelir. Şimdi bazen de insanı sinir eden bir takım şeyler var. Yani hakikaten hani vergi yüksek ama bazı vergiler de alay eder gibi canım. Yani yüksekliğinden geçin. Geçenlerde birisi sosyal medyada paylaşıyordu. Ya fatura kesme bedeli diye bir şey var faturaların içinde diyor. Yani galiba enerji şeylerinde. Enerjilerde. Enerjilerde. Dağıtım bedeli olarak. Sen fatura kesme, ben de ödemeyeyim, gel anlaşalım. Fatura kesme bedeli mi olur Allah aşkına? Dağıtım bedeli zaten o sebepten dolayı. Sen benden bu parayı almıyor musun? Sen enerji dağıtımı şirketi değil misin? Bunun daha ne bedeli? Türkiye'de yaklaşık doğrudan ya da dolaylı olmak üzere 211 adet vergi türü bulunmakta. Toplamda kaç? 211. 211 adet vergi, resim, harç. Bunlarla birlikte vergi... 22 tane harç, vergi cezası olmak üzere toplamda 289 kalem vergi ve vergi benzeri gelir bulunmakta Cüneyt Bey. Enteresan. Şimdi tabii ben bu ÖTV'nin falan nasıl geldiğini hatırlıyorum. Hepimiz de hatırlıyoruzdur. Yani 99 depreminde deprem için para toplayalım dendi. Bundan ülkenin depreme dayanıklı konutlar falan yapacağız dendi. ÖTV öyle kondu. Evet. O zaman da o yıllarda cep telefonu da biraz lüks bir şeydi. Zaten biz bunu ancak işte böyle lüks şeylerden alıyoruz falan dendi. Sonra o ÖTV bir şey gibi her yere bulaştı. Arttıkça da arttı miktarı. Şimdi Allah aşkına bu ÖTV dünyanın her tarafında böyle lüks, özel tüketim zaten adı üstünde. Şimdi hangi lüks mallardan alınıyor ve hangi lüks mallar... Ya şimdi ben onunla ilgili şöyle bir örnek vermiştim geçenlerde. Şimdi ÖTV oranlarına baktığım zaman aslında ÖTV'nin temel amacı, özel tüketim vergisinin temel amacı lüks tüketimi vergilendirmek. Sağlığa zararlı ürünleri, kola, alkol, sigara gibi ürünleri vergilendirmek. Temelde ama temel amaçlarından bir tanesi lüks tüketimi vergilendirmek.
Ama şimdi baktığımız zaman... Bu arada şeyi de hatırlatalım. Geçenlerde Sayın Bakan dedi ki inşallah İstanbul'da deprem olmaz, çok hazırlıksızız. Yani 99 yılından beri o milyarlarca dolara tekabül eden neredeyse özel tüketim vergisinden belli ki hiçbir harcama yapılmamış veya çok az harcama yapılmış. Şimdi deprem için. ÖTV'nin de lüks tüketimi vergilendirildiğini söyledik. Yani karşımıza şöyle bir şey çıkıyor son düzenlemeyle birlikte. Yatta, kotrada, teknede, elmasta, pırlantada sıfır olan ÖTV, parfümde, devdorantta %20, tıraş köpüğünde %6.7. Yat satın alırken mi, yatın mazotunda falan mı? Yok, yatın mazotunda, gemi ve teknelerin mazotunda ayrıca ÖTV'siz mazot alır ama satın alırken, teslimlerinde. Yani bunların satış fiyatına ÖTV dahil edilmez, ÖTV sıfır çünkü. Yani şimdi şöyle anlamak lazım. Yat gibi, kotra gibi zorunlu ihtiyaç maddelerine devletimiz teşvik vermiş, onlardan ÖTV alınmıyor. Ya evet, denizciliğin ama geliştirilmesi adına. Ama eğer tıraş olmak gibi çok lüks bazı huylarınız varsa, yani ihtiyaç demeyin ona. Yani lüks tüketim vergisi alındığına göre. %6.7 tıraş olurken ÖTV ödemeniz gerekmekte. Neyse, belki hanımefendiler belki daha şanslı bu konuda. Onların yok, da başına onlar şanssız. Öyle mi? Neden? Şöyle, onların birçok ürünü özellikle makyaj malzemelerinde, güneş kremi de dahil olmak üzere, parfüm, deodorantları ve benzeri müstesalları %20 ÖTV'ye tabi zaten. Onların durumu daha da fenaymış. Evet, bizim en azından bir tıraş köpüğü, tıraş kremi. Makyaj yaparak lüks içinde yüzdüklerinden dolayı cezalandırılmışlar. Keşke onlar da onun yerine makyaj paralarını biriktirip kotra alsaydı. O zaman vergiden kurtulurlardı diyelim. Hayır, şimdi bu hani şakayla anlatmaya çalışıyorum sayın seyirciler. Çünkü bu vergi sistemini ciddi anlatmak hakikaten zor. Yani... Fakat bakın, yani ülkede bizler adeta, hani buna soygun demek istemiyorum. Onun için tırnak içinde kullanıyorum ama yahu bir taraftan da soygun gibi ya. Yani şey gibi, hani Robin Hood vardır, hani meşhur hikaye. Zenginleri soyar, fakirlere verir. Bizim vergi sistemi de fakirleri soyup zenginlere veriyor gibi bir şey anlattığınızdan. Hani neredeyse dünyanın en adaletsiz vergi sistemi gibi. Bilmiyorum başka örnekleri var mı? Hatta dünyanın adil vergi sistemi diye yarattığı müterakki vergi sistemini de kendimize benzetmişiz. Yani. Ya aslında şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Böyle objektif bir değerlendirme yapacak olursak, KDV oranları açısından aslında KDV oranları açısından Avrupa Birliği'ndeki en düşük KDV oranına sahibiz. %18 en üst dilim olmak üzere. Avrupa'da %20, falan 24'tü bu arada. 24'tü. Şu an için 20'lerde, 26'larda Almanya, Fransa'da KDV. Bizdeki handikap şu aslında. KDV'nin matrağına diğer vergi resim harçların dahil olması. Yani nasıl? Ne demek bu? Ne demek? 50 bin liraya giren bir araç %45 ÖTV ile, 40 bin liraya giren bir araç %45 ÖTV ile ÖTV'si hesaplanıp daha sonra KDV'si hesaplandığı için Cüneyt Bey, biz ÖTV'nin de KDV'sini ödüyoruz. Yani bir özel tüketim vergisi ödüyoruz. Bu özel tüketim vergisinin de katma değer vergisini ödüyoruz. Şimdi biz bir zamanlar üniversitedeyken vergi dersi aldığımızda bize şöyle öğretmişlerdi. Verginin vergisi olmaz diye. Temelde olmaz. Burada ama verginin vergisi. Evet. Yani işte en büyük handikap bu zaten. O zaman burada %18 KDV denilen şey aslında doğru değil. Aslında %25 o belki. Tabii ÖTV'nin de KDV'si alındığı zaman oran daha yani yüksek. ÖTV'nin oransal bazda %10 görünen. ÖTV'nin adı ki aynı şey bunlar, tüketim vergileri. İstihsal vergiler, evet. Dolayısıyla yani ÖTV'nin adına KDV demiş olsak zaten o %25'e çıkmış olacak belki de yani. Evet. Şey yapsak, toplasak. Dolayısıyla ben %18 alıyorum demek bir aldatmacadan ibaret aslında bu hesaba göre. Ne diyelim yani, lüks tüketimi teşvik edip zorunlu ihtiyacı vergilendiren dünyadaki ender ülkelerden biriyiz. Yani ben sözünüzü keserek burada şunu söylüyorum. Buradaki bizim aslında baktığımızda Cüneyt Bey, en büyük bu vergilemedeki aslında yanlış uygulama şu. Kazanandan değil, harcayandan vergi topluyoruz. Kolay çünkü, kaçıramıyor. Adamlar yani bir şey dolaylı almadı. Vergi, bir de hissetmiyoruz bu dolaylı vergileri biz aslında. Yani temeldeki bence sorun bu. Kazanandan değil de harcayandan vergi topladığımız için. Temelde harcayandan topladığımız zaman bu dolaylı vergilerin kişilerin gelirini ayırt etmeksizin topladığımız için bugün 1 litre 4.70 olan mazotun içinde 2.74 olan vergiyi bir asgari ücretli de ödüyor. Aylık 200 bin lira gelir olan bir holding patronu da ödüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani
temel de bundan mütevellit. Tam buna geldiğiniz zaman başka bir şey daha. Şimdi enflasyon konusundan başlamıştık ya. Evet. Bizim sayın yetkililerimiz ikide bir çıkıp şöyle diyorlardı. Özellikle Merkez Bankası yetkilileri. Ya bizim bir kabahatimiz yok. Bu gıda fiyatları var ya, gıda fiyatları. Onlar yükseliyor, ondan böyle oluyor. Biz de soruyorduk kardeşim, bütün dünyada şimdi 6 aydır galiba gıda fiyatları yükselmeye başladı. 5 senedir dünyada gıda maddelerinin fiyatı düşüyor. Ya bu meret yurt dışında düşüyor. Bütün dünyada gıda denilen şey. E burada bizde niye artıyor? Şimdi burada niye artıyor meselesine geldiğimiz zaman işte gene dönüyoruz dolaşıyoruz galiba vergiye dönüyoruz. Yani temelde birkaç gündür de haberleri var ya Cüneyt Bey. Yani Antalya'da 80 kuruşa üretilen domates üreticiden çıkıyor. İstanbul'da markete girdiğinde 6 lira. Ne bu aradakiler kim gerçekten bu aradakiler? Bu aradakiler kim? Bu aradakiler müstahsil makbuzu düzenleyip %2 bazen %4 stopaj kesmek zorunda olanlar. KDV ödemek zorunda olanlar. Komisyonun KDV'sini ödemek zorunda olanlar. Nakliyenin, ulaşımın vergisini, ulaşımda kullandığı mazotun vergisini ödemek zorunda olanlar. Bu nedenle zaten işte Antalya'da üretilen domates. Tabii burada çok açık konuşmak gerekirse arada o fazla kazanmayı, karı fazla maksimize eden tekel olmuş tüccarlar. Evet. Ya. Onları da göz ardı etmemek gerekir ama var olan vergi oranları da bu sadece aradaki komisyoncunun kestiği faturada değil bu. Bu o kamyonun o domatesi alıp İstanbul'a götürdüğünde harcadığı mazottaki vergi de çok şimdi önemli. Yani tabii şey kolay geliyor. Bu meseleyi gözden kaçırmak için ya bir takım üçkağıtçı aracı tefeciler var. Onlar yüzünden bu fiyatlar yükseliyor demek kolay geliyor. Evet var. Bu da bir başka çarpıklık evet. Ama ki onu da düzeltmek devletin görevi. Ama öbür yandan devletin kendisi de burada çarpık vergi sistemiyle aynı şeyi yaratıyor. Hakikaten şimdi mesela ben yani Manisa'yı iyi tanırım. Yani eşim Manisalı. Şimdi oradaki çiftçinin haline bakıyorum senelerden beri. Şey üretir, domates ki muhteşem domateslerdir yani. Evet. Öyle söyleyeyim. Onu mesela İzmir'de çok iyi satamayabilir. Çünkü İzmir'in internantı zaten böyle. Bu. Ama İstanbul'a taşımaya kalkmış olsa ya da Mersin civarındakiler ya da Antalya civarındakiler taşımaya kalkmış olsa. Şimdi baktığınız zaman yani o domatesi tarladan ücretli işçi tutup yemiye ile toplattır. Sonra götür şeye nakliyeye. Nakliye de mazotla buraya kadar getir. Şimdi size soracağım mazotun ne kadarı? Çünkü şöyle bir iş çıkıyor. Ya domatesi tarlada bırakmak daha karlı oluyor. Tabii toplayınca bu sefer yani daha fazla. Yani en azından fazla zarar olmuyor. Zarar olmuyor en azından. Bugün yine işte akaryakıttan söz açılmışken birkaç örnek vermek istiyorum. Cüneyt Bey bugün maalesef akaryakıt fiyatları düştüğünde de söyledim ben. Sabit yani maktu ÖTV uygulaması var akaryakıtta. Bugün akaryakıt bir kuruş olsa 98 oktan benzin 2 lira 93 kuruştan motorin ise 2 lira 11 kuruştan aşağı satılamaz. Hatta bedava olsa neredeyse. Bedava olsa yani 0,01 kuruş olsa 98 oktan benzini biz 2,93'ten motorini yani mazotu ise 2,11'den 2 lira 11 kuruştan aşağı satamayız. Neden? Çünkü 98 oktan benzinde 2,49 2 lira 49 kuruş ÖTV bunun %18 KDV'si var. Motorinde 1 lira 79 ÖTV sabit bunun da %18 KDV'si var. Yani bugün 0,01 kuruş olan akaryakıtta benzinde 2 lira 93 kuruştan motorinde mazotta 2 lira 11 kuruştan satamayız. Yani biz dışarıda fiyatlar sıfıra düşse evet. Yani neredeyse biz gene aynı benzin parası. Yaklaşık bir benzin çünkü içerisindeki vergi yükü zaten %60'a yak. %60'a yak. Bugün 40 litre mazotun litresini 4,70'ten hesaplayalım. 40 litre mazot alan bir vatandaş 188 lira para öder. Bunun 110 lirası ÖTV ve KDV olarak tahsil edilir. 2 lira 74 kuruş litrede bayi karı ve üretici maliyetini de koyduğumuzda karşımıza çıkan rakam. Şimdi tabii bunun sonucu tarıma muazzam bir darbe. Evet. Dönün tarım malları
buraya büyük şehirlere gelemediği için bu sefer büyük şehirdekine darbe. Yani hani demin nasıl ücretli enflasyonun çapraz ateşi var demiştik. Burada evet. da çapraz ateş gene vergi dolayısıyla çıkıyor. Bir taraftan köylüye, bir taraftan buradaki tüketiciye. Ya bunu hep söylüyorum ben. Aslında devletin bu anlamda desteği de var. Mazot desteği ama bu mazot desteği yeterli bir destek değil. Onu söylemeye çalışıyoruz. Yani özellikle son yıllardaki tarım ve hayvancılık konusunda daha doğru politikalar izlenseydi, destekler daha arttırılsaydı bu hale gelmezdik. Bakın dünyanın her yerinde en ucuz mazotu üreten çiftçi alır. Bizde milyonluk dolarlık, milyon dolarlık yatlarıyla mavi tura çıkan patronlar alıyor. Çünkü şirketten gösteriyor yatırı evet, galiba. Evet, ÖTV'siz yakıt alıyor. ÖTV'siz yakıt ama alıyor. Çiftçi traktörünü ÖTV'siz yakıt alamıyor. Ben hep şunu savunuyorum, destek vermeyelim. Destek bir nebze üretimden geri koyabilir vatandaşı. Çiftçi alım defterini götürsün, ÖTV'siz yakıt alsın. Yani ben 4.70 almaya razıyım ama üretici çiftçi bunu 2.50'den, 2.60'dan, 2.70'den alsın. Alsın ki üretebilsin. Ürettiğini bir başka ile taşırken aradaki nakliye masrafı biraz daha bunların düşmesiyle birlikte nakliye masrafı devletin, düşsün. Devletin mazot desteğini ben biraz neye benzetiyorum biliyor musunuz? Bu böyle AVM'lerde şimdi gözüküyor büyük mağazalar. Önce fiyatları yükseltiyorlar arşa alaya. Sonra indirim var, indirim var gelin diyorlar. Oradan pazarlama politikası gibi. Bunda da devlet zaten mazota bindirmiş fiyatı. Ve sonra çiftçi için hadi biraz indireyim diyor. Ama dünyadaki örneklerle kıyasladığınız zaman çünkü çiftçi bir taraftan da deniliyor ki bizim çiftçi verimsiz. Bak adam buğdayı efendime söyleyeyim arpayı bir zamanlar Türkiye'deki liberal yazarlar da bunu çok söylerlerdi. Efendim tütünü veya başka şeyi senden daha ucuza üretiyor. Kardeşim ben de daha ucuza üretirim diyordu çiftçiler. Sen şu mazotu onların aldığı fiyata bir indir. Sen şu gübreyi onların aldığı bir fiyata indir. Efendim sen şu faizleri onların aldığı faize krediye bir indir. Bak ben ne yapıyorum. Bir de şeyi canlandırmak gerekir Cüneyt Bey. Burada Toprak Mahsulleri Ofisi olsun, ÇİKO Birlik olsun, FİSKO Birlik olsun gibi belli başlı kuruluşları yani kooperatif mantığındaki kuruluşları canlandırmak gerekir. Bakın birkaç örnek vermek istiyorum tarımla ilgili. Selçuk Hocam da bunu daha önce yazmıştı. Selçuk bakın, kim? Selçuk Şirin Hocamız yazmıştı evet. bunu. Çok da güzel değinmişti. Hı-hı. Özellikle fındık örneğinde. Evet. Bakın fındık dünyadaki fındık rezervinin %85'i Türkiye'de. Hı-hı. Biz yaklaşık 3 milyon kişi çalıştırarak fındıkta yıllık 2.3 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Fındığı bizden alan işte bir çikolata fabrikası 22 bin kişi çalıştırarak 11 milyar dolar ihracat yapıyor. Hı-hı. Bakın yani üreteceği çikolatanın ham maddesini bizden alıyor. Evet evet. Ama bizim 5 katımız ihracat yapıyor. Akabinde birkaç daha örnek vermek istiyorum. Mesela tütünde. Biz tütünde 2010 yılında tütün fonunu kaldırdık. Doğal olarak yurt dışından gelen tütün ta 2001'den. Tütün fonu deyince yapılıyor. Tam anlaşılamıyor. Tütün üretiminde değil de sigaraya konulmuş. İthalatında sigaraya. Sigara, evet, sigara ithalatındaki bir anti-dumping yani, vergisi. Dünyanın en büyük tekellerinin ve zararlı evet. mamul üreten tekellerine Türkiye'nin koyduğu bir şeydi bu. Vergiydi. Vergiydi. O kaldırıldı. Evet, o kaldı. O kalkınca daha rahat yasaya girdi. Hangi yılda yapıldı bu? 2009'daki kararla Bakanlar Kurulu 2010'da kaldırıldı. Bakanlar Kurulu dedi ki bundan evet, sonra tütün fonunu kaldıralım. Dünyanın en büyük tütün tekelleri Türkiye'de gayet iyi satacaklar. Yani mercimekte aynı. Mercimekte aynı. Şeker pancarında aynı. Bakın Kanada mercimeği 1982 yılında bizden görüyor ilk defa. Yıl 2016 olduğunda biz mercimeğimizin %80'ine yakını Kanada'dan ithal ediyoruz. Buyurun gidin marketlere, mercimeklere bakın. Etiketlerinde Kanada amblemini göreceğiz. Evet, çok konuşulan bir konu bu gerçekten. Evet. Yani aslında bu yanlış tarım politikası bir taraftan da yanlış vergi politikasıyla yan yana geldi. İlk kurbanı Türk tarımı oldu anlaşılan. Evet, maalesef ilk kurbanı tarım ve hayvancılık oldu. Tarım ve hayvancılık oldu. Ve bugün geçenlerde yine bir karar alındı. 2017 için 500 bin canlı sığır ithal edeceğiz. Türkiye aslında Anadolu'nun tahıl ambarıydı. Daha doğrusu Avrupa'nın tahıl ambarıydı. Ama geldiğimiz noktada daha doğru şeyler hani bu anlamda yapılabilse ya da yapılsa aslında çok ekonomik olarak da çok güçlü bir atakla ilerleyebileceğiz.
Tam bunu sormak istiyordum. Şimdi tabii sadece vergi veya maliye politikalarından bir ülkenin kalkınmasını sağlamak mümkün değil. Tabii teknolojik atılım gerekiyor, başka şeyler gerekiyor, enerji politikası vesaire falan. Ama yanlış bir vergi sisteminin de dünyada çok kere kalkınmaya çelme taktığını biz biliyoruz. Türkiye'de mesela vergi sistemi düzeltilerek kalkınma, Türkiye'nin kalkınma hamlesinde bir gelişme yaratılabilir mi? Ne yapılabilir? Tabii ki yaratılabilir. Bakın hep söylüyorum, denizciliğin önünü açmak için teknelerde, balıkçı teknelerinde ya da işte gemilerde biz ÖTV'yi sıfırladık. KDV %1 ve ÖTV'siz mazot alıyorlar 2.70'te. Tamam, denizciliğin önünü açalım. Tarımın önünü neden açmıyoruz? Tarımda bugün zirai faaliyette kullanılan traktör ve benzeri ekipmanlarda KDV %8. Mazotun litresi 4.70. O zaman aynı desteği orada da gösterelim. O zaman da hayvancılıkta aynı. Hayvancılıkta da aynı. Ama şimdi bunun devamında da siz diyeceksiniz ki asgari ücretin şeyini de biraz azaltalım falan. Devlet de diyecek ki ya onun önünü açalım, bunun önünü açalım diye bizi kim finanse edecek? O yüzden harcayandan aslında değil, kazanandan toplayalım vergiyi. Kazanan ödesin. Bakın, milyonluk futbolcuların dünyada ödedikleri vergiler ortalama %50'lerde. %50'lerde. Ülkemizde gelir vergisi kanunun geçici 72. maddesi gereğince birincilikte ise %15, ikincilikte ise %10, milli müsabakalarda ise sadece %5 stopaj kesintisi olur. Onu da kulüp lütfen öder. Bir dakika, bunu tekrar eder mi? Yani mesela adam diyelim 10 milyonlarca dolar dolar veya avro şey alıyor, transfer ücreti alıyor. Tabii, ne ödüyor bunlar? Bakın, siz İtalya'da bir futbolcuysanız, İtalya vatandaşı olarak 10 milyon aldıysanız, Türk parasıyla söyleyeyim, bunun 4.6 milyonu devlete vergi olarak ödersiniz. %46. %46'sı. Evet. Almanya'da, Fransa'da hep %50'lerde ortalama. Evet. Bize gelelim, 10 milyon olan futbolcu ben diyor 10 milyonumu bilirim diyor. Stopaj beni alakadar etmez, kulübe ödetiyor onu. Hı. Ki zaten kendisi ödese de artan oranla dilime tabi değil onlar. Sabit stopaja tabi. Enteresan. Evet. Tabii. Siz bugün 5 bin lira brüt maaşınızla yıl içerisinde 3 kere vergi diliminiz değişir. Hı. 15'ten 20'ye, 20'den 27'ye yükselirsiniz. Hı. Milyon dolar alan ya da milyon lira alan futbolcu %15 vergi öder birincilikte ise. İkincilikte ise %10, milli müsabakalarda da %5 sadece gelir vergisi. Ben şimdi anladım onlar niye bir türlü sahada oynamıyorlar. İkinci lige düşelim de daha az vergi ödeyelim. Tabii olay şaka bir yana yani. Yani evet. Hakikaten. Ne güzelmiş ya. Yani hem muazzam miktarda paralar al. Hem, maalesef. Yani öyle maalesef. Tabii onlar bizim gibi bordro milyarderleri değil yani. Enflasyonun değil. Milyarderi yaptı. Ben hep şeyi söylüyorum Cüneyt Bey. Biraz da latife ediyorum aslında yazarken. Bu ülkede gerçek vergi rekortmeni aslında arabası olan, sigara içen, alkol tüketen ve ne bileyim cep telefonu kullanan vatandaştır. Aslında gerçek vergi rekortmeni odur. Temelde. Çünkü 2016 yılı gelirlerini de birazdan belki inceleyeceğiz. Son bir iki dakika vaktimiz kaldı. Onu yani 2016 gelirlerine onu de şöyle baktığımız zaman hani toplamda bizim 2016 yılında 458 milyar vergi gelirimiz var. Bunun 130 milyarı KDV'den, 120 milyarı ÖTV'den elde edilmiş. Evet. Yani kim ödemiş bu paraları? KDV ve özel tüketim vergisi de ÖTV satış fiyatına yansıtılan bir vergi. Şimdi dolayısıyla Sayın Rahmi Koç'la bizim kameraman çağdaş arkadaşımız aynı oranda vergi ödüyorlar burada. Yani olayı o yani. Daha fazla ödüyorlar. Hı. Bakın çok net. Ben söylemiyorum. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın faaliyet raporu söylüyor. 458 milyar vergi gelirimiz var. Bunun 130 milyarı KDV'den, 120 milyarı ÖTV'den elde edilmiş. O trilyonluk kurumların ödediği toplam vergi 43 milyar. Dördüncü sırada. Yani KDV, ÖTV, toplam vergi gelirinin 1/3 neredeyse KDV, 1/4 ÖTV. Geri toplam ne kadardı vergi geliri? 458 milyar. Ve onun 40 milyarı ancak kurumlardan elde büyük holdinglerin ödedi. Evet. Yani 1/10. Evet. 1/9 bizler ödüyoruz. Yani 130 milyar KDV, 120 milyar ÖTV'den elde edilmiş. Efendim, yani fazla söze gerek yok. Türkiye'nin zenginlerinin verginin 1/10 ödediğini, 1/9 da sıradan asgari ücretli vatandaşların ve ona benzer emekçilerin ödediği bir sistem, bir rejim. Yani buna siz ne ad verirseniz verin artık. Ben biraz tersine Robin Hood diyorum buna. Yani fakirden alıp zengine ödeyen bir sistem. Bir an evvel bu değişmediği müddetçe
Türkiye'de hiçbir olumlu şey kolay kolay olması mümkün değil gibi geliyor bana. Bilmiyorum size nasıl geliyor. Onun için bunu çok güzel anlatan Ozan Bingöl konuğuma da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendisini de Twitter'dan takip edin. Çünkü her gün böyle çok enteresan bazı örnekler veriyor. Ben de kendisinden oradan tanışmış oldum. Hakikaten ne kadar çarpık bir sistem içinde olduğumuzu somut örneklerle gösteriyor efendim. Şimdilik süremiz sona erdi. Yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.